Merhaba sevgili izleyiciler, şu an hazin bir yerdeyiz. Hazin yerinin dediği yerdeyiz. Üç tane insan, 2021 yılında babalarını kaybederler. Üçü de engelli, üçü de devletten aldığı yardım desteğe 6 bin lira. Yatacak yerleri de yok, kalacak yerleri de yok, hatta yiyecekleri de yok. Tokat'ın cehet kasabasında şu gördüğünüz alanda. Eşinin babasından kalan yere 65 metre kare bir inşaat yapmak için buradaki köylüler, buradaki köylüler ellerinden geleni yaparak buraya ev yapmaya çalışıyorlar. Fakat ev yapmak yetmiyor sevgili seyirciler. Bu yola duyarlı olan insana duyarlı olan, insana elini uzatmak isteyen, bir cana elini uzatmak isteyen, bir tuğlada benden olsun diyen tüm yardımseverleri e, yardıma bekliyorlar. E, Valla bu yardımı yaparsanız e, hayalini kurduğunuz, hissettiğiniz, inandığınız yerde olacağınızdan emin olurum. Çünkü dardakine yardım ediyorsunuz. Hani ya Hızır yetiş dediğin an işte yetiş dediğin an Hızır dediğin an bu andır. Evet şimdi Bayram ailesini de sevgili izleyiciler sizlerle tanışmak istiyorum. Bayram ailesi Gülizar Bayram anne Onur Bayram oğul ve Öznur Bayram. Üçü de engelli yani ama kendilerini koruyabilecek, kendileri anlatabilecek düzeyde olduklarına inanıyorum ama tek dertleri var. Yaşamak için bir şeye sarılmak istiyorlar ama yaşamak için de bir yuva, bir oturacak yer diyorlar. O nedenle herkesten yardım istediklerini kamera arkasında bize aktardılar sözü. Evet sevgili anneye bırakıyorum. Evet sevgili güzel ablacığım bir anlatır mısınız? Ben sizden duyduklarımı anlatayım, siz de içinden gelenleri. İstanbul'da oturuyordum. Evet. Çaresiz evsiz kaldım. Ben tutuyorum siz durmayın. Kimse yardım etmedi. Çaresiz buraya geldik. Kimseyim yok. Hı. Evim yok. İnsan gibi yaşamak bir ev, ev istiyoruz. Huzurlu geçirmesin için. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Onur sen kendini anlatır mısın? Onur kaç yaşındasın? 28. Evet. Buraya niçin geldiniz? Niye geldiniz? Bir anlatır mısın? Bir i̇nsanlardan istediğin ne? Hı. Ev, ev istiyor. Ev istiyorsun. Hı. Hı. Öznur sen? Ben de ev istiyorum. Ee. İhtiyacım var yani. Bu kadar. Size ne kadar yardım geliyor Gürsel abla? Bir anlatır mısın? Nasıl bir yardım alıyorsun? Devlet size, sosyal devlet dediğimiz devlet size nasıl bir yardım ediyor? Bize bir, ben iki ayda bir durum maaşı alıyorum. Hı hı. Oğlum ergenli maaş alıyor. o da yeni zam olduğu için üç milyon para alıyor. Hı. Toplam iki ayda bir altı bin lira mı alıyorsunuz? Yok. Şey, iki ay, iki ayda, ben iki ayda aldım için. Evet. He. Tam işte bilmiyorum beş, dört öyle alıyorsunuz ayda. Ayda toplam. Evet. Hmm. Benimki iki ayda olduğu için durma ölüm parası veriyorlar. Peki eşinizin sigortası falan yok muydu? Hakkında? Yok hiç birçisi yok. Hmm. Öyle sigortası çalıştı. Ufak yerlerde çalıştı. Yani. Sigortası yoktu yani. Yok. Hmm. Peki umarım sevgili izleyicilerim sizin bu hem gözyaşlarınızı hem titreyen dudaklarınızdan anlayarak kısa zamanda size yardım yapacaklarına inanıyorum. Evinize oturup bu sosyal devlet yapısı dediğimiz devletin de 3 tane çocuk ve bir anne, iki çocuk bir anne gerçekten zor durumda. bu konuda konuşamıyorlardı aslında. Yani kendilerini ifade de edemiyorlar. Lütfen o varsa baba elinizi uzatın mağdurlar. orayı çekelim. Şu çocuk bana dedi ki. Ama orası güzel bir yani Bana yani dedi yani. ki Nariyi şu şaşırsa, Yenge buraya geleceğime sığınma evine gideydim dedi. Yeri geliyor o ekmek büyük belediye Yani böyle evet. olmazsa tane